Düşünürüz ya. Gerçekten sevmiyorum Ahri'ye bir yüz yapmayı. Oyunu oynamayı seviyorum. Altı soylu diyorsun Mert de daha bir soylu bile görmedik. Yok kimse. Ama güzel bir vahşi bonusuyla başladık. Ahri de hızlı mana dolduran bir şampiyon olduğu için vahşi bonusuyla daha da hızlı saldırı yapması çok çok işimize geliyor. Lan skill tuttur skill. Botsun sen robotsun. Yine bir eşya, çok şaşırdım. Ya 2Z gelmişken alırsın değil mi aslında? Ama için Kha'Zix'ten vazgeçmemiz lazım. Pek içlik de toplamamış millet. Yok, vazgeçmiyorum içlikten. Lucian'ı alıyorum. Şekil değiştirici gitmeye çalış lütfen. Abi onun için daha minyon turundan Nidalee'da Elise'in level atlaması lazım ve biz öyle bir şey görmedik maalesef. Ana susamışımız hazır. Soylu isteyenler. Vereyim mi soyluyu? Şu an Ahri'ye bir yüz daha güçlü bile olabilir ama soylu buff'ı da çok güçlü. Aha 3 büyücü yapmış adam. Direkt moral... Morello Lulu da çalışıyor mu ya? Emin miyiz buna? Bir fact mi? Çalışmıyor gördüğünüz üzere. Za... Üzgünüm ama o Morello yalan. Yalan bir Morello. Ama burada çıkmaza girdik ve bu çıkmazı o kazanır herhalde. Bonus turla. Gerçi saldırı hızı alınca Lucian çatır çıtır kendini iyileştirecek. Da. Soylu bonusu sayesinde. Evet, erken oyunda soylular. Gördüğünüz üzere OP arkadaşlar. İstedikleri kadar Ahri abuse'lasınlar. İstedikleri kadar çıldırsınlar. Şimdi hiçlik seti bir yandan. Abi yine şeyi aktive ettik, farkında mısınız? Laneti yine aktive ettik. Soyluya başlayınca hiçlik de geliyor kenardan. Arkadan biraz daha güvenilir bir DPS olsun burada Kha'Zix. Sonra yavaştan yolumuz belli olur. Kanı susamışı Lucian'da çok beğenmiyorum Ahmet. O bir de yetenek atmakla falan uğraştığı için. Daha böyle hextech silah, kılıç, lanetli kılıç, bu tarz şeyler hoşuma gidiyor ama bakarız. Acelemiz yok. Burada yalnız şekil değiştiriciler bizi dövdü. Çünkü iki tanesi iki seviyormuş. İyi ki biz şekil değiştirici gitmiyoruz. Kanser olacak bu adam yüzünden. Bu adam bizim yerimize de şey... Bu adam bizim de şeklimizi değiştirdi şu an. Hiç merak etmeyiniz. Hiç sorun yok şekil değiştirici. Eksikliğini hissetmiyoruz efendim. Yayın giden Z. Hiç geri gelir. Şu an yayın yok. YouTube'dakiler bunu... Duyuyorsanız bilin ki şu an yayın yok. Silahşör bonusunu açabiliyoruz Lucian'la. Darius'u alabiliyoruz. Şövalye bonusunu alalım. Soylu şövalyeler. Geldi mi yayın geri? Hımms. Acaba Facebook mu çöktü yoksa Uydunet mi? Şövalyelerin erken oyunda adam başı 15 hasar azaltmaları bayağı güzel bir buff oluyor. Kanı susamışı versem yeniyorduk ama ne gerek var? Ne acelemiz var? Şimdi 90 candayız. Oldukça beklediğimden aşağılardayız. Bu iyi haber. Ne istersek alabiliriz.
İlgimi çeken hiçbir şey yok. Yetenek gücünü alalım. Hem şekil değiştiricilerin yoluna taş koyalım. Sümük balonuyla kafasında dans edelim. Adamın morali bozuldu, hiçbir şey almıyor. Hem de... Hextech silah kılıcını yaparız işte. Bu aralar hep şekil değiştirici ve soylu muhafız yapıyorum. Bayağı kazanıyor demiş Süleyman. Şekil değiştiriciler cidden iyi. Soylu muhafızlar için de yolculuğumuz başladı, bakacağız. Sen daha ikinci misin? İki silahşör, üç soylu, iki şövalye. Daha ne istersin bu hayattan? İçlik. Sizi satacağım gibi bir görüntü var. Altı soyluya döneceksek Fiora lazım. Hiçliğe döneceksek Kasadin. Hiçlik yeter. Yeter hiçlik yaptık ya. Kazanmak bile değil derdim artık. Hiçlik yeter. İstemiyorum. Lucian, seviye atla. Hextech silah kılıcın benden kardeşim. Seviye atladığına Hextech silah kılıcı kaparsın. Anında. Adresine teslim kardeşim. Bak, soylularla iyi, hiçliğe kötü konuşacaksın, soyluya iyi konuşacaksın. Altı yordle kasan noob'tur, noob'tur. Garen Reis'in seviye atlaması güzel haber. Lucian, seninle son bir arama festivaline giriyoruz. Burada gelirsen eşyalar senin. Hepsini Tristana'ya veririm. Bütün eşyalarını Tristana'ya... Oha. Bir saniye. Beyin yerini şunu alalım önce. Yani bunu almamak da... Ama altı altını ben nereden... Her şeyimi satmam lazım. Satmam. Horus, teklifin için teşekkürler. O Hextech silah kılıcı, o Gwynzo'lara, o kanı susamışlara ben talibim dedi gerçekten. Onur duydum. Ve holy shirk gerçekten, ama yok ya. Burada ne dayak ya? Biz bu kadar güzel bir kompozisyonu niye böyle dayak yiyoruz? Eşya vermedik diye mi? Bu çok sert bir dayaktı. Ha, bu hiçlik dövüşçüymüş lan. Meta'nın en güçlüsü bu abi, hiçlik dövüş. Biz de bildiğiniz üzere free win aradığımızda buna gidiyoruz yani. Normal. Kimseyi yargılayamayız bu konuda. Lucian, hadi yavrum. Gelmiyor. Tristana ise... Bak, Tristana 3 olmaya yakın. Sen neler peşindesin Lucian? Garen seni 3 yapmak çok umurumda değil. Patlamaya hazır ol. Lucian'ı herkes alıyor diye mi böyle oldu? Vallahi her şeyini Tristan'a veririm ha. Geçmiş olsun Mehmet, hiç önemli değil. En kısa zamanda iyileşmen dileğiyle. Böyle güzel bir takımla 4 tur üst üste kaybettiğimize inanamıyorum. 2 silah şöyle, 2 şövalye, 3 soylu, daha ne yapayım? Sak. Lucian, son kez D'ye basıyorum. Geldin. Yoksa eşyaların Tristan'ın. Lan şerefsiz. Tristana'ya Morello versek, bomba patladığında etrafındaki kişilere hasar verir mi? Bunu sizin bana soruyor olmanız lazım, biliyorum, ama gerçekten Tristana'yı o kadar kullanmıyorum ki hiçbir fikrim yok. Çalışıyor mu? Saçını kesmeni sağlayan ruh halini bize tanımlar mısın efendim? Hemen.
Mardin Valiliği Jandarma Komando Tabur Komutanlığı Kızıltepe Mardin. Sınıf rütbe bedelli er. Adı soyadı Dora Özsoy. Tertibi 2019-06-29. Ayrılış tarihi 19.07.2019. İlk amir tarafından kabul edilmiştir. Jandarma erbaş ve er izin belgesi. Ruh halimi yeterince tanımladı mı saçımı kestirmemdeki? Bu şivanaların, şekil değiştiricilerin bizi dövmesi kadar doğal bir şey yok. Burada şaşıracak bir durum yok. Ben umudu kestim. Artık para bekletiyorum, faiz kasıyorum dostlar. Gelen geçen içlik dövüşçü yapmış bu arada. İyi ki o yola girmemişiz en azından. Millet dövüşçü gidiyor olmasına rağmen blitzler geliyor. Vayne giden yok, Vayne gelmiyor. Anlamadım ben bu işi. Oyunda adamın da bir level Vayne'i var. Abi Vayne kıtlığı mı var? Bu mevzu ne? Adam hemen şekil değiştiricileri çekip elisi üçleyip itemleri de vermiş. GG ya demiş Hüseyin. Valla abi iki oyun önce biz de şekil değiştirici yapmaya çalıştık. Ne olduğunu gördünüz yani. Ne olduğunu gördünüz. Bir Elis bulduk. Bir level, iki level bile değil. Bir Elis. Bir tane Elis. Şuna bak. 30 kişiden şimdi net 61 can var bak. 20 vurdu, 20. 20 vurdu adam aşama 3'te bana ya. 3 level Elis'i var ya. Araya şemmen sıkıştırmış. Bu ne abi ya? İnanamıyorum gerçekten. Arkası da maşallah rengarlar vaylar. Ne yapsak tutmuyor bugün ya? Lucy de level atlamadı zaten Allah'ın belası. Level alıyorum. Üf, iki Tristan'a mı koysam ne yapsam? Ya sıfırlayacağım bir parayı, çok sinirlendim. Patlamaya hazır ol. Ne alakaysa artık bu da. Hiçbir şey, seçkin bonusunu açıyor. Darius çok vur lan. Çok vur Darius. Şekil değiştiricileri engel aç. Bari şerefsizlik yapalım. Onların bulmasını zorlaştıralım. Oyunda topu topu 10 tane Swain var. Hop birini kaptık bile. Safi şerefsizlik, başka bir şey değil. Ama Tristan'a eşyaların hakkını vererek 3 level olmaya gidiyor. Morello'ya dair sorumu yanıtlamadınız. Ya da yanıtladıysanız ben görmedim. Yanıtlar mısınız? Ulan bir level Swain en çok hasarı verdi. Şekil değiştiricilerden harbi korkmamız lazım. Gerçekten korkmamız lazım yani onlardan. Çünkü onlar da bu Swain'i günü gelecek ve bulacak. Ay bu oyun beni yordu dostlar. Kalsa şaşarım. Sonuncuyum. Ama kalsa şaşarım ya. İstemiyorum spatula falan. Sonuncuyum, daha ne yapayım ya? Ulan istediğim şampiyonu almak için daha ne yapayım? 2 kişide 3 level Elis var. 2 kişide birden. Ben alınca toplam 2 Elis görüyorum oyun boyunca ya. Gerçekten isyan edeceğim artık. Yeter. Bugün ne bu böyle ya? Sen iki tane, sen de mi? Killiler kulübüne hoş geldin Braum. İki Braum, iki Lucian, iki Vayne. Yine fantezimizi gerçekleştiriyoruz. Teşekkürler. Swain yerini almam ki. Fiora yerini alayım. Abi soyluları düzgün bir şekilde yapabilmek için faiz kasmak gerekiyor. Çünkü Leona ve Kayle ileri, oyunun çok ileri safhasında geliyorlar. Ve biz hayatta kalacağız diye bütün parayı harcadık. O parayla da hayatta kalamadık. Yani ne yapalım bilmiyorum. Gerçekten ne yapalım bilmiyorum. Evi arabayı Swain'e mi vereyim? Yüce komutanım, ben soylu gidiyordum ama hayatımı noksa satmaya karar verdim. Herkes bana 20 vuruyor çünkü. Yalvarırım beni kurtarma diyeyim. Ne yapayım? Allah kahretsin. 20 canım kaldı aşama 3'te. Çıldıracağım. Hazır. Nişan al. Ateş.
Parayı saklıyorum. Artık. Mecburuz. Lucian sırf artık Tristana'nın bonusunu açmak için kullanılan bir çöpsün. Bu hallere düşmek hoşuna gidiyor mu ya Lucian? Gerçekten yakıştırıyor musun kendine? Koskoca Lucian'sın. Bir tane gelmedin ya. Draven kata geliyormuş. Direkt soyluları satıp full seçkine dönüyormuş. Yaparım. Demacia'dan ne hayır gördüm lan. Giderim Noxus'a satarım. Kardeş, hayatta kalma savaşı veriyoruz burada. Madem Lucian gelmiyor. Madem Kayle Leona zaten burnu havada, çok uzakta. Swain baba halkın arasına karışmış gelmiş. Satarım. Giderim seçkin oynarım. Güzel, tamam Ahmet, teşekkürler. Morello'nun Tristana'da işe yaradığını bilmek güzel. Kurttan gelen eşyaları görelim, belki veririz. Lucian yerine de Jinx buluruz umarım. Kötü bir oyun daha. Zeke var. Şimdilik eşyaları vermeyeceğim ama ölmeye bu kadar yakınken aslında vermek lazım. Yani düzgün dizebileceğim bir şey yok. Ekstek'e patlıyorlar. Şimdilik dursun. Belki Swain'e verebilir. Sana ekstra can olsun. Hayatta kalma olsun diye. Ama biraz bekleyelim. Tam öleceğimiz zaman yaparız ki o an şu an bile olabilir. Eğer bu adam blok ederse bizi. Neyse ki Swain OP bir yaratık ya. Abi soylu gideceğiz dedik. Slasher gideceğiz dedik. Swain baba geldi bizi kurtardı ya. Benim yüce Noxus'lu liderim, generalim benim. Getir Katarina'yı, Draven'ı çağır. Sana Noxus için buraları fethedeyim. Lütfen. Bırakalım mı soyluları? Tüm paramızı basıp seviye alabiliriz. Ne için? Yere bir tane Fiora koymak için mi? Değmez. Biriksin para. Öleceğimiz an gelene kadar her şeyi saklayacağız. Buzul nasıl yapayım Mehmet? İki tane Braum'dan başka buzula dair hiçbir şeyim yok. Ne buzulu abi? Ne buzulundan bahsediyorsun? Bak buzul dövüyor bizi onun yerine, al. Bu adam yeteri kadar buzul. Buzul muhafız. Bizi kritik konuma sürükleyecek. Eyvah, Swain dönüşemeyince çok sıkıntı oldu. Lanet olası buzullar. Aldı 15 can. 19'muş. Kibar. Üst üste de şekil değiştiriciler geldi ha. Gel lan kenarda dur. Basmıyorum burada. Sadece eşyaları vereceğim Swain'e. En azından şuraya attack speed versin. Nar gelirse her şeyi bırakıp aniden şekil değiştirici açıp sadece Swain'in taşıması için dua ettiğimiz bir ortama girebiliriz. Level atlayıp Braum mu koysan acaba, ciddi iş yapıyor. Üçüncüsü gelirse düşünmem zaten. Level atlamaya panayırdan sonra bakacağız. Eyvah, Aatrox manasını yakıyor Swain'in, hoş değil. Evelyn de manasını yakıyor Swain'in, hoş değil. Swain tek yemiş, hoş değil. Öldüm mü tek yemiş olma ihtimalimiz var. Tristana'yı burayı kurtarman lazım.
Ayağı denedi sağ olsun ve hayatta tuttu bize. Panayır'da yine en önden giriyoruz. En azından sonuncu olmamışız. 0 LP'deyiz değil mi? Eyvah. Eyvah. 0 LP'de olmak için hiç iyi bir durum değil bu. Leşya yok şansıma. Draven'ı alalım. Ah. Kata bulup 4 seçkin yapabiliriz. Gerçekten soyluları satıp ama nasıl kazanacağız buraları bilmiyorum. Kristan taşımak için çok uğraşıyor. Küme plat 2 anıl ama plat 3 olmak üzere. Plat 3 oldu olacak yani. Plat 3'e son 12 can. Burada full parayı basacağız abi. Bu turu atlatıp eski gagalardan güzel şeyler düşünmesini bulacağız. İnç bir bal oldu bu. Kara düşersen çekil. Beni çağır. Soylulardan vazgeçtik. Sveyne yol açın. Darius'u şimdilik çıkarırsak evet. En azından seçkin buff'ının daha kritik bir hedefe gittiğinden emin olabiliriz. Hextech açıldı. Şekil değiştirici açıldı. Silahşör seçkin, let's go. Başka ne yapabilirim bilmiyorum. Bunu da almam lazım, kilitliyorum. Kilitlemiyorum, bye bye Vayne. Bir altının bile önemi var şu an benim için. Buzul mutant peşimi bırak. Draven hayatını önce buzda sonra Leona stanında geçirdi. Böyle elenir gibi bir halimiz var ama Swain baba kurtar bizi. Swain baba bile kurtaramıyor bizi, eyvah. Bir ulti daha. Aferin be. On iki vurma ya. Hala hayattayız abi. Hala nefes alıyoruz. İnanılmaz ama gerçek. Keşke level atlamanın bir yolu olsa Jinx. Kilitleyemem ya. Her altına ihtiyacımız var. Kilitleyemem. Lan niye böyle saçma bir yerdesin? Önde öl. İcaz yapacak bir şey yok. Yani Jace'i satabiliriz. O da ama Jace'in de level atlaması istediğimiz bir şey. O yüzden bunu da yapmayacağız. Abi eşyalar çok önemli. Oyun bugün yeterince trolledin beni. Hadi abicim ya. Hadi abicim ya. Bombardıman verebiliyoruz Draven'a. Haşmetli Hydra verebiliriz Swain'e. Bu arada verelim mi? Kata bulacağız da içeri alacağız da 4 seçkini açacağız da biraz hayal. Şu anki kompa inanmamız lazım. Onun için Jace'i alıyorum. Umarım doğru karardır. Haşmetli Hydra'yı şakasızca Swain'e veriyorum. Çünkü dönüştüğünde çok canı oluyor. O can üzerinden vursun. Atak speed'le de daha hızlı ultisini doldursun. Umarım beynine hextech yemesin. Hadi bakalım.
Bir Swain, bir Jinx veya bir Gnar bulursak standart kaderimiz. Kafasına X'tek yedi bu arada, o da standart kaderimiz. Onlardan herhangi biri level atlayabiliyor. Bütün oyun şekil değiştiricilerle savaşıp en son şekil değiştiricileri kullanarak onları elemek çok ilginç değil mi? Bayağı enteresan gerçekten. Swain baba sen nelere kadirsin? Darius nispet yapar gibi geri dönüyor. Şimdi yalnız bir saniye. İki muhafızı istiyorum. Ama şekil değiştiriciyi de bozamayız. Tristana'yı da satamayız. Hiçbir şey bozamayız burada. Nasıl açacağız muhafızı? Açamıyoruz. Bunların hepsi çok değerli. Yani Gnar'ı veya Jayce'i çıkardığımız an Swain'in şekil değiştirici bonusu gidiyor. Yapamayız. Yapacak hiçbir şey yok. Çok üzülüyorum ama yapacak hiçbir şey yok. Onun yerine Darius'u tutup yanına katı almak isteyebilirdik ama onda da yer yok. Hiçbir şeye yer yok abi. Elimizdekiyle oynayacağız. Elimizdekilerin level atlamasını umacağız. Başka hiçbir şansımız gerçekten yok. Bu hayalet durdu. Burayı yenmemiz normal. Jinx, Gnar, Swain. Hayatta aradığımız başka hiçbir şey kalmadı abi. Jinx, Gnar, Swain. Hayırlı olsun Kerem. Kata geldi de artık Darius yok zaten Özgür. Koyacak yerimiz de yok zaten. 4 seçkinden vazgeçtik. 2 seçkin, 2 hextek, 2 silahşör, 3 şekil değiştiricisi oynuyoruz. Jinx'ten vazgeçebilirdik ama onu da yapmak istemedim. Çünkü o da hem hexteki açıyor hem de Tristana için silahşörü açıyor. O da çok önemli. D tuşuna kafa atacağım. Ne yapayım? Birini satıp diğerini mi arayayım? Şunu satıp 4 altını arayamıyorum da bir şey. Kader abi kader. Nasıl o? Bakın 5 canda hayatta kalabilmek için yırtındık ama olmuyor. Olmuyor. Ne yapsak olmuyor. Tristana'yı en soldan çıkarmayı düşünebiliriz. Hayattaysak. Ama bu kadar dövüşçüyü nasıl eriteceğiz ki? Nasıl eritebiliriz ki? Swain'in aklını esecek de ulti atacak. Hadi Swain baba ya. Vallahi yendik. Stres. Ah. Hangi eşyayı düşüreceği çok önemli. Morello'yu düşürecek ve ben söveceğim. Çünkü bir eşyayı düşürecek. Morello'yu düşürecek, yenileceğiz ve söveceğim. Böyle olacak gibi geliyor. Zeki'yi düşür, Zeki'yi düşür, Zeki'yi düşür, Zeki'yi düşür. Runa'nı düşürdü. Plot twist. Jinx. Gnar. Neredesiniz yavru çocuklarım? Runa'nın, Tristana'nın. Üç level çok etme ya. Üç item vay falan. Of. Seçkin buff'ı kimde? En azından Swain'de. Çünkü Draven ölüyor cidden. Yüce Noxus. Jinx, Gnar. Bu kaçıncı arayışım sizi? Teşekkürler. Draven ortaya alamam. Eşyası patlar. Şu an bu arada bir Hextech bombasına bakıyoruz. Yüce Lord'umuz Swain'in kafasına Hextech bombasını attıkları an patatesiz abi ama ilk üçe kaldık bu kompozisyonla inanılmaz.
Keşke muhafızlara inanmak yerine belki Braum yerine daha stabil bir şey seçebilirmişiz. Belki. Bilmiyorum. Emin değilim. Ama bir kahramanlık öyküsü yazdık dostlar. Yani nerelerden şu oyunu çevirdik, en azından ilk 3'e kaldık ya. Gerçekten bir kahramanlık öyküsü oldu bence. Bir de Jinx seviye atlasa tamamız. Zaten hayatta amacımız kalmıyor. Sonra yapabileceğimiz bir şey kalmıyor. Oo, şimdi ejder turu. Rakiplerimizin canı çok fazla yalnız. Onlar güzel bir 1v1 yaşayacaklar. Bu adam diğerine yenildi. Eğer çok şanslıysak bu adam elenir, biz ikinci oluruz abi. Korkunç bir balla. Aha. Daha da fazla bal geldi. Nar'la yerini değiştiriyorum. Blitz çekerse rakibi, rakip Blitz çekerse Nar'ı çeksin. Nar hemen ultisini atar belki. Bize fayda sağlar. Seraph gerçekten hiç kimseye gitmiyor. Hiç kimse ulti atayım da bir daha ulti atayım modunda değil. Swain hariç. Swain'in eşyaları çoktan doldu kritik durumdan ötürü. O yüzden Seraph'la... Ne mi, kime vereceğiz ki harbi? Erken ulti atsın diye Nar'a verebiliriz. Hani sadece erken ulti amaçlı kullanacağımız bir Seraph bu. Maalesef. Hani Braum'a da pek yakışmayacağına göre ya Jayce'in ya Nar'ın erken ulti atmasını isteyeceğiz. Nar erken ulti atarsa bizimkilere hasar çıkaracak ortamı oluşturur. Ona inanacağız. Aratsam bile bulacağım hiçbir şey yok. Hiçbir şey seviye atlatma ihtimalim yok. Cebimde paralarımızla savaşacağız dostlar. En azından son 3'teki yerimizde. Son bir savaş vereceğiz. Adamın kenarda var mogu var abi. Adamın cebinde var mog var ya. Rahatlığa bak. Rahatlığa bak. Ey yavrum ey. Ve böylece elendik gibi. Ha, elenmedik. Ha. Yok, yine de üçüncü olmaktan çıkabilecek miyiz emin değilim ya. Teşekkürler Ahmet. Pozisyon kontrolü. Bize karşı bir şeyler hazırlayan var mı? Bak bak. Sağdan gelip Draven'ı yakalar. Ama her yönden bir şey geliyor yani. Sağdan gelip Draven'ı alacaklar. The Braum'la tutalım onları. Çok güzel. Çok güzel bir X-Tek bombası. Çabuk ovayı indirin ya. Braum geberdi. Jinx dağıttı abi. Sıfır item Jinx. Yok etti. Ama hayalet durmuş bu zaten. Komik bir şekilde seviye atlayacak parayı galiba topladık. 7 zafer serisi sayesinde. Bir tane de şampiyon seçeceğiz abi yerden. Yordle olursa sevinirim. Yordle vahşi iblis. İblis daha iyi olurmuş. Ama elimizde Yordle var, ne yapalım? Varus'a döneyim mi? İblis çünkü Swain'in daha kolay mana doldurmasını sağlıyor. Burayı kilitleyelim. Yaşıyorsak eğer Swain'in yanına İblis alalım, ama eşyaları ayırmayı akıl etmiş bu sefer. Bu da bizim için büyük sıkıntı maalesef. Titanların savaşının galibi bir kez daha biziz. Aatrox yaramaz. Varus daha iyi. Varus'un uzaktan mana yakma ihtimali var. İblis'i aldım.
oyunu kazanmaya çalışıyorum. Pardon. Sevgiler. Oha. Abi bakamıyorum şu an, çok üzgünüm. Pişmanlık nedir bileceğim. Kim iblis? Jinx bir iblis. Varus bir iblis. Hayır ya, hem iblisi hem Yordle'ı açık tutmuş oluyoruz böyle. Şimdi bir saniye. Ne yapacağım? Zaten ne olabilir ki? Merhamet yok. Poppy'ye seviye atlatmaya çalışabilirdik ama o da çok boş bir inanç. Tabii ki de Leona. Ah tabii ki de Leona. Eğer hayattaysak Poppy yerine Leona aldığımız an Swain'e 100 zırh verebiliyoruz. Allah'ım nasip et. Kaç saat boyunca 3 kişi oynayacağız biz bu oyunu acaba? Ne 1 mi 2 mi yavrum? 2. User böylece Swain'e ve Tristana'ya gidiyor. Ama eşyalar yan yana oldu. Olmamalı. Bunu ayarlamanın bir yolu maalesef yok. Şöyle yapacağız. Zırhtan etkilenmesini istiyoruz. Daha da çok kişinin. Muhafızları düzgün kullanamıyoruz şu an ama kullanma lüksümüz yok. Hextech çok tehlikeli çünkü. Bir şey diyeceğim. Hextech'i olan kaldı mı ki gerçi? Belki de adamların Hextech'i yok. O kadar kasıyorum ama. Vur Jinx vur. İblis iblis yak onları. Abi biri elense de stratejimi ona göre yapsam ya. Bir item daha. Bunda Hextech yok değil mi? Sadece Vi var. Bunda Hextech yok. Okey, Hextech riski yokmuş. O zaman itemları, zırhı full değerlendirmeliyiz. Yok değil mi abi? Yanlış görüyorsam çok ağlarım. Bunda hiç Hextech yok. Bunda sadece Vi var. Bak sen şu işe. İnşa YouTube, inş. Şimdi buradan bir tane susturucu geliyor. Mana ve büyü direnci sağlıyor aynı zamanda. Nar, Jinx ya da Draven'a verilir. Sanırım Draven'a vermek mantıklı ya. Gerçi silahşörlerin duble vuruşları... Jinx manadan etkilenmiyor ama... Ya bir de Jinx zaten adamın manasını eritiyor da. O yüzden Draven'a verdim. Şu adama da verebilirdik ama boşver. Şimdi... İki Leona güzel olur. İki Leona dışında böyle çok inanabileceğimiz bir şey kalmadı. Oğlum ne alakasın? İki Leona ya. Bir. Hadi oğlum. Hadi kızım. Hadi güneşin sureti. Hadi. Yok. Hextech kontrolü. Dizilim kontrolü. Draven biraz açıkta, yapacak bir şey yok. Bunları bir el sola alabilirdik belki ama hadi bakalım. Çok güzel bir bomba. Uf. Bırak Swain taşısın. Geldi ikincilik. Son bir hedef. Leona! Leona! Hepsini az önce planladım. Leona! Maga be. Soldan saldıracak. Zırhını bırakamam.
Swain biraz daha hasara göğüs gelebilir. Çok güzel bir bomba. Swain'i riske koydum ama bence Swain baba üzerine düşeni yine yapıyor. İnanılmaz bir zafer, inanılmaz bir kahramanlık öyküsü, inanılmaz bir dönüş. GG, verin hay YouTube'u, verin Hydra'nın müziklerini. Tırnaklarımızla, pençelerimizle, dişlerimizle kazıyarak bu zaferi aldık. 0 LP'den kurtup 35 mi? İnsan lig falan atlatır ulan ne kazandım be. İnsan lig atlatır, nereden şekil değiştireceğe döndük ya. Pis soylular, küstüm lan size. Küstüm size soylular. Vallahi küstüm ya, ayıp ya. Ne süründüm. Hi YouTube, izlemesi gerçekten keyifliydi. Yayınlara da bekleriz demiş Emre. Çok teşekkürler Emre. Aynı şekilde fb.gg/strater adresinden yayınlarımıza katılabilirsiniz arkadaşlar. Arzu ederseniz buralardayız, uzaklarda değiliz, bilginize. Haydi görüşürüz.